Arkadaşlar hoş geldiniz. Doktor'u 3. sezonu bitirdik. Master'ın dırnağındaki yüzüğü en son birilerinin almasıyla eşgizemli bir şekilde kapandı. Martha'yı ailesine teslim ettik. Dedik ki hadi bakalım kızım sen artık evlilik çağına geldin dedik. Onu da yolladık. Ve her sezonun sonunda yaptığımız gibi sorularımıza bir şey yapacağız şimdi. Çalıştınız mı arkadaşlar soruların cevaplarını? Hazır mı herkes? Çalıştık evet, hocam. Ne kadar iğrençsin. Şantiksin lan. Arkadaşlar öğretmenlik okumayın. Neler soracağım şimdi? Cevapları siz de yoruma yazın ilk önce. Biz ondan sonra kendi şeylerimizle devam edelim. Sorular şöyle. Üçüncü sezonda en etkilendiğiniz şey ne oldu? Üçüncü sezonda en şaşırdığınız şey ne oldu? Üçüncü sezonda umarım ileride daha çok görürüz dediğiniz, beğendiğiniz, daha çok talep ettiğiniz şey ne oldu? Üçüncü sezonda en ilginizi çeken şey ne oldu? Pardon, üçüncü sezonda en ilginizi çeken yan karakter kim oldu? Üçüncü sezonda en beğendiğiniz replik neydi? Ve tabii ki üçüncü sezonda en beğendiğiniz bölüm sorusu bence tartışmalı bir soru olacak. Yorumcularımızla bizim aramızda bugün diyorum. Siz bir düşünün isterseniz videoyu burada bir pause edin. Bir böyle üstünden tekrar geçin. Sizde neler var falan filan. Bakalım sizinkilerle bizimkiler tutuyor. Muhabbetini yine ona devam ederiz. Biz de bir pause edelim. Evet. Bu muhteşem esprimizden de sonra. Şimdi geçiyorum. Hazır mıyız arkadaşlar? Evet. Tamam. Sevgili Ömercan, 3. sezonda en etkilendiğin şey? Weeping Angels. Ne açıdan etkiledi seni? Aslında düşününce fikir olarak diğer seyirciye oynamayalım. Ama hayır ya. Yok gerçekten. Tamam buyurun, buyuruyorum. Düşününce diyordum. Bazı başka alienlardan, uzaylılardan çok çok farklı bir fikre sahip gibi değil. Ama çekim olarak, sunum olarak bence çok etkileyici bir şekilde yaptıkları için herhalde biraz öyle. Bir şey diyeceğim. Alienlardan çok farklı değil dedin de. Kuantum olarak kitlenen başka alien görmedin. Yok. Tamam o kısmı haklısın ama işte hani bakınca hareket ediyor. Falan. Yok yok bakınca hareket etmiyor. Bakmayınca ediyor falan gibi atıyorum. Yani işte başkasını yiyip de içine alıp öyle hareket eden uzaylı da vardı. Hmm. Ne bileyim yani hani fikir olarak kağıt üstünde çok böyle oha bir şey değil bence ama işleyiş olarak gayet güzel ve değişikti. O. Sevgili Cevdet Canlar siz ne diyorsunuz? Yani şöyle benim en etkilendiğim şeylerden bir tanesi sanırım ben de senin geçen sefer yaptığın gibi bu bölümü sıklıkla yine söyleyeceğim. Hmm. Bu Human Nature değil de Family of Blood'da asıl doktorun John Smith'e dönüşüp de işte sonra hatta bizim o arada yaşlılığını gördüğümüz durum var ya ben ondan tabii ki çok etkilendim. Hmm. Neden dersen tabii ki birincisi Tenet Show. İkincisi de yani doktorun ki daha sonra da bunu hani Ütopya'da da görüyoruz. O başka bir başlıkta. Doktorun aslında kendi içerisinde olup da sadece hani bir karakterinin bile bu kadar olağanüstü olduğunu bize gösteriyor yazar ve işte Doktor Who gibi. Bu gerçekten çok etkilendiğim bir şey oldu benim bölümde. Yani diyorsun ki doktorun içinde daha böyle ne adamlar var? Tabii ki zaten o yüzden doktor değişiyor biraz da işte karakter hafif biraz değişiyor hepsinin ayrı bir şeyi var. Ya karakter özünde bir de yani silah almaya başlamıyor da doktorun eline birden ama işte böyle tarzı tavrı değişiyor ya. Bu John Smith de onlardan bir tanesi. Hatta belki bunu okumadım ama geçmiş doktorlardan birine öykülen bir karakter bile olabilir yani. Peki son olarak ben de söyleyeyim en etkilendiğim şey benim açıkçası. Genç Martha'nın çileleri olarak bir romanda toplanabilecek. Yani Martha'nın bütün bu 3. sezon boyunca doktor adına bir sene dünyayı zaten işte tokla feyinler lazer atıp kulak falan keserken bir sene doktor için ülkeyi geziyor. Romanı var onun biliyor musun? Yani işte aynen. Yani bir o bir zaten dev bir çile bu arada. Aynen. Yani bir sene terörist gibi yaşadı kız. 3 ay hizmetçilik yaptı. Böyle ellerin siyahken etrafın temizlendiğini nasıl görüyorsun diye ırkçılıklar mırkçılıklar çekerek. Evet. İyi öldürülmedi yani orada kaynamadık. Evet işte. Yani 1969 yılında mı gidiyorlardı bunlar Blink'te? He, evet, bir 3 ayda orada hizmetçilik çekti. Doktora baktı. Aynen. Ya sen nereden hani evlenilecek kızmış ya. Kim için bu kadar çile çeker abi anladın mı? Yani... Ama bir şey söyleyeceğim artık izledik nasıl olsa spoiler değil. Sonunda da hadi gel maceralara devam edelim deyince yık. Benim aileye falan artık izin vermiyor gibi ayaklara yattı ya. Halbuki her şeyi ben yapıyorum abi senle. Gezince demek istiyor orada. Yani kız bu arada şeyde çok ilginç. Yani o bir seneyi sonra geri kazandı dünya tarihi ama Martha onu yaşadı bu arada. Yani beni hakikaten şey çok etkilemişti çünkü.
bir takım bundan sonra göreceğimiz ve bundan önce gördüğümüz companionlara kıyasla Marta bayağı çile çekti yani. Hem böyle hani şey alnının teriyle, elinin emeğiyle kazandı companionluğunu yani. O kadar emek veren companion da var mı başka tarihimizde? Hatırlayamadım. O benim çok aklımda kalan bir şey oldu. Hemen de geçiyorum ikinci soruya. Sevgili Ömercan Güldal, Doktor'unun 3. sezonunda en şaşırdığın şey neydi? Family of Blood'lı ikili bölümde yani... Şaşırdım bu arada, ben etkilendim değil mi? Pardon, şaşırdığım ikinci bölümde yani o ikili bölümün sonunda doktorun uyanın yani geri gelince ben işte kendim sizden kaçmak için değil de sizi kendimden korumak için deyip sonra da onun akabinde yaptıkları genel olarak. Güzel bir twist diyorsun. Evet, o twist beni gayet etkiledi ve şaşırttı. Ki doktoru izledikçe, Doctor Who dizisini takip ettikçe... biraz alıştıkça ettikçe şaşırtmacalar daha az olmaya başlıyor. Yani şaşırtmacalar daha az etkileyici, daha az şaşırtıcı olmaya başlıyor. O gayet şaşırdığım bir şeydi, değil mi? Bir şey, intikam alıyorum. Sen konuşurken o da artık ağız yüz yapıyor orada. Yürüsün şimdi sen. Peki. Sevgili Cevdet Canver, Doktor'un 3. sezonunda senin en şaşırdığın şey ne oldu? Ütopya. Abi nasıl gittiler falan. Yok, Ütopya değil ama Ütopya bölümünde ben şeye çok şaşırdım abi. Şimdi belki büyük ihtimalle hani historic fanboylar bunları çok iyi biliyordur ama ben onun Master'a doğru gideceğini hiç düşünmedim. Ve abi o herifi çok sevdim. Harika bir karakter çiziyordu zaten Master'ın yaşlılık halini oynayan oyuncumuz. Yaşlı hali daha keyifliydi. Derek böyle. Jacobi. Çok keyifliydi zaten. Sir Derek Jacobi. Hani Sir Sir oynuyor zaten böyle. Onu böyle keyifle izliyorsun. Sonra bir de saati çıkardı, bir şeyler oldu. Oha ne oluyor lan dedim. Ve ilk izlediğimde tabii o Master hikayesi falan da bilmediğim için büyük büyük şaşırdım. Hatta işte orada şey dediler, bu Time Lord işte yalnız değiliz artık. Yana her ne kadar böyle yalan bir şey olsa da onun yalnız olmayışı bir tane daha oluşuyor. Hani bunca zamandır bilmiyor olmamıza rağmen falan çok iyi twist'ti bence. Çok da şaşırdığım bir şeydi. Aynen. Bu arada benim de cevabım aynısıydı. Yani tabii ki Profesör Yana'nın Master çıkması. Hiç bu arada Profesör Yana Master çıkmayıp Master kapıdan da girse ben eşit derecede şaşırırdım. Çünkü Master'ı duymuş muydum daha önce? Tabii tabii. Yani historic Master'ı ben bir ara ya böyle eski nostaljik doktoru bölümlerini ben şeyden kopuk. Yani bizim bütün muhabbetlerden kopuk arada izliyorum. Bilhassa işte Master'la kapıştıkları bölümleri seri olarak falan ilginç bir karakter. Batman'in Joker'i gibi herifin geri dönmesi çok iyi oldu. Ama sen o cevabı verdiğin için ben ikinci şaşırdığım şeyi söyleyeceğim. Hem de çeşit olsun. Ben Tokla Fenler'in insan çıkmasına çok şaşırmıştım. İlk o böyle şeyi açıyorlar da tık diye böyle yapmışlar onu bayağı. Canavarsı böyle bir insan suratı çıkıyor. Burnumun falan kesilmiş. Delirmiş böyle milleti öldürmekten keyif alıyorlar filan. Onu şeyde güzel bağlamışlar işte. Master işte doktor hani evrende bir sürü şey bilmesine rağmen Tokla Fenler'in ya öyle bir şey olamaz. Uydurma bu falan diye bir şaşırıyor. Senin de merakın çok artıyor. Tam bölümün sonlarına doğru da işte Tokla Fenler insan çıkıyor. Master da orada doktora diyor ya işte onların ne olduğunu öğrenince kalbin kırıldı değil mi falan filan diye böyle. Yani doktor normalde çok güveniyor çünkü insanlara. O çok güzel bir twistti. Gerçi daha sonrasında doktor iman ve dua gücüyle Master'ı alt ederek gayet de onun tam da öyle olmadığını gösterdi yani. Ama o twist ilk o şey açıldığında ben böyle bir top beyin çıkacak falan zannediyordum. Evet. Yani Tokla Fenler'le Dalekler arasında çok güzel bir paralellik var bu arada. O bölümde hiç bunu belirtmemişler. Yani çok Dalek'ten bahsediyor gibi olmamak için ama Dalek bizim için çok sembolik bir şey ya. Dalek dediğin mutasyonu uğratıp kendini bir kafesin içinde kapatıyor ki savaşma konusunda çok şey olsun, zalimliğini rahat rahat yapabilsin. İnsanlar bariz kendilerini bilinçli ve istekli bir şekilde Dalek'e dönüştürmüşler abi. Bence o çok ilginç de bir paralellik ama çok bahsedilmeyen bir paralellik, niye bilmiyorum. Ha, doğru. Benim için oydu. Umarım daha çok görürüz boynumuza dolasınlar dedikleri şey ne oldu sevgili Ömercan Güldağ? Benim abicim bu... Ütopya bölümünde işte insanlığın o full geleceğine gittikleri zaman o gelecek ortamını görmek ilgimi çekmeye başlamıştı. Her ne kadar gördüğüm şeyden çok keyif almasam da onu o bölümde de söylemiştim. Bir şeyin arazisi yani böyle. Evet yani böyle Mad Max çakması gibi bir ortam, o yaratıklar ne? Hani Mad Max piyesi abi. Evet evet. Çakma yani. Bile değil. ama o fikir, oralarda gezinmek, zamanın oralarını görmek, işte zamanın sonu, evrenin sonu, neler oluyor orada filan. O dönemleri mesela görmek daha çok isterim ben. Daha detaylı, daha neymiş, neden olmuş onları öğrenerek kaidesiyle ve fakat yani. Peki sevgili Cevdet Canver, umarım daha çok görürüz dediğin şey senin ne oldu? Abi benim bu yine Human Nature ve şey bölümünde, işte Family of Blood bölümünde tek bölüm gibi olan bölümde olduğu gibi doktorun hani mesela biz bir şeyini keşfettik. Neydi o? Chameleon Arc diye bir şey var. Böyle koyuyorsun, çat çat biyolojiyi baştan yazıyor falan.
Bu son derece güzel bir uydurma. Doktorun o hani kendi şeyinde de o içerisinde de böyle çat 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 falan bir şeyler yapıyor, onu alıyor, bunu biçiyor falan. Hmm. Ya ben şey dedim, onu görünce hani ulan ne güzel, hani böyle şeyleri daha çok görelim. Hmm. Aslında çok, evet. Yani doktora ait, doktorun güzel şeylerini böyle hani... Time Lord teknolojisi görelim. Aynen aynen, Time Lord teknolojisi. Yani sen söyleyince hatırladım, Gallifrey'i biraz göstermişlerdi ya, hangi bölümdeydi o? Master'ın çıktı işte. Ha. Master'ın. Mesela Gallifrey'i daha çok görmek isterim ben aslında. Bir yerde böyle kırmızı şey üzerinde böyle kafada böyle ampul bir abi dönüyordu ya. Abi dönüyordu, şey bir de şehri de biraz gösteriyorlardı ya tepeden helikopterle geçip. Tabii canım, onlar... düğüm gibi bir şehir vardı böyle hafif. Onları da daha çok gösterseler olur ama onlar tabii bütçesel durumlar olsa gerek. Bilemeyeceğim. Bir de mimarisi, doğu mimarisi değil mi Gallifrey'in? Hafif bir doğu Bizans var yani. Ya işte klasik. Yani nerenin doğusu abi? Adam Time Lord yani, anladın mı? Star'daki Nabu gibi falan mesela. Evet, evet Nabu gibi ama o da aynen. Doğu zaten. Aynen. Bizans. Peki Bizans. Onlar hep insanlıktan önce varmış. Sonra biz onlara bakarak yapmışız. Onu unutmayın lütfen. Herkese hakkını verelim. Benim en ilgimi çeken şey açıkçası iki açıdan da şu oldu. Bir... Evolution of the Daleks benim şeyim, yani burada çok şaşırtan bölüm beni o oldu. Bir, Daleklerin hani bir kısmını cidden hadi bir sonraki Evolution'a gidiyoruz deyip adamın kafasıyla birleşip çok kötü makyajla ortaya bir yaratık çıkması. Onu şöyle biraz Uğudlar gibi üzerinde çalışılmış, daha kafasında bir şey oturtulduğu belli olmayan bir adam çıksa bence Evolution of the Daleks çok daha doktorun seyircisinin aklında kalabilecek bir şey olabilir. Ben biraz şeyi çok severim zaten. Bu StarCraft'taki Zerg'ler, Warhammer'daki Tiranitler gibi yani biyolojisi. İşte gen havuzu bir şeyle birleşsin, biyolojik hibrit çıksın, o böyle Alien filmi falan, anladın mı? O dünyalara çok varım zaten. Box aksın. Aynen yani böyle bir biyolojik horror çok seviyorum yani, anladın mı? Bir şey bir şeyle birleşsin, yaratıklar şeyde de Lazarus bölümündeki o dönüşümde çok hoşuma gitmişti. O yüzden Daleklerin böyle bir gücü kapasitesi varsa keşke bunu daha çok kullanırlar. Bir de Daleklerin biraz burada karakterleşmeye başlayıp hani bir takım konuları ele aldıkları, işte şahıs olarak kendilerine isim oturtup karakterleştikleri kısımlar falan vardı. Benim çok hoşuma gitti. Ve az da Dalek gördük bence. O bölümlerde 4 tane Dalek koştu durdu. Sonra gittiler tekrar. Ben birazcık daha Dalek istiyorum ama Daleklerin böyle ucuzlaşmadığı açıkçası. Daha karakterleştiği, belki dönüştüğü falan bir şeyler görürsem çok sevinirim. Yanında da aynı bölümün konusu olduğu için Murray Gold'un biraz daha orkestra dışında koro kullandığı şeyler de görmek istiyorum. Çünkü Evolution of Daleks'in soundtrack'i de çok güzel. Çok güzel bir şarkısı vardı o şeyin çıktığı sırada. Dalek Khan dönüştükten sonra filan. Dizinin genel olarak müziği bayağı iyi. İyi. Yani hem ciddiye alıyorlar hem iyi kullanıyorlar. Hani ikisi birden yani. Böyle aynen. Ayrıca da dinlersin. Herif çok iyi çünkü. Evet. Murray Gold gerçekten iyi. İyiymiş. Peki. Arkadaşlar 3. sezonda en çok ilginizi çeken yan karakter, yani doktor ve companion hariç, Lazarus. Profesör Lazarus mu? Evet. Niçin? Ben onu bir villain olarak sevdim. Ki dizide bu sezon Master mesela böyle net bir villain'dı. İşte hani Dalekler var, ne bileyim Weeping Angel'ı falan villain gibi tek bir villain değil, suçlu karakter değil. Lazarus'u sevdim çünkü bir tane böyle bize belli bir amacı, belli bir motivasyonu olan, belli bir planı olan ve bu planla işte doktorla karşılaşmak zorunda kalmış olan bir adam gördük. Hı-hı. Planı da kendi çapında başarısızlığa uğruyor. Yani sonuçta öldüğü için herif, sonuçta başarısızlık denir illaki ona. Ben onun o dönüşmelerini falan, yani işte yaşlıydı, genç oldu, sonra garip bir CGI oldu o. CGI'yi çok tutmamış olsam da karakter, hı-hı, olarak açıkçası sevdim. Öldüğü için bir daha göreceğimizi zannetmiyorum ama onun yanında böyle tekrar tekrar çıkan bir villain olarak görsem üzülmezdim. Ne dersin Can? Yani o yaratık da bu kadar iğrençti. Peki. Cevdet, senin kimdi abi? En çok ilgini çeken yan karakter. Tabii ki tartışmasız. Yine aynı bölüme geleceğim ama hemşire. Çünkü... Hemşire merakı neyse. Evet, ben hiç hemşire çok... kostümüyle gezmiyor abi abla da yani. Hakkını yememek lazım. Sustum, anladınız beni. Çok yani sustum orada. Neyse. O kadından bahsederken böyle labali erkeklere gerek yok değil mi? Doğru. Bir de bir şey diyeceğim. Matron demiyorlar mı ona aslında İngilizcesinde? Seninki benim aklımda öyle kalmış. Yani bizim için hani kadın böyle... Sister demiyorlar. Sister demiyorlar. Ne diyorlar be? Sister mi? O kadın şeye de laf sıkıyor ya. Nerf mi? Hatırlayamadım ben. Bak şimdi Nerf çok mi? Alakası ama aslında... Sevdiğim bir karakter olduğu için alakalı. Hani senin o sevdiğin o jön lafı vardır ya. Sonunda böyle işte sen buraya gelmesen hani kimse ölür mü falan böyle lafı tak koyar. Bir de şey vardır onun. Hani ben de doktorum der. Hani nasıl doktorsun falan, kemikleri sayar. Ondan sonra bozulur ama asaletinden çözüm vermeyerek der ki neyse ben gideyim de işte çocuklara yardım edeyim. Ne de olsa
hala bir hemşireyim. Sizi bilmem ama ben yine de bir hemşireyim yani. Senden aşağılığım ama şu anda benim görevim var gibi bir laf sokar falan ya. Neyse karakter çok tadında ve düzgün yapılmış. Hani doktorun John Smith'e dönüşüp ona aşık olması, onun karşılık vermesi, sonunda işte o senin sevdiğin lafı sokması falan. Ne oldu? Hiç senin sevdiğin lafı sokması cümlesine güldüm. Kendi kendime buna minicik komik bulmuştum. Bu kadar uzatmaya hiç gerek yoktu. Peki yani diyorsun ki en sevdiğim yan karakter. Evet evet o yani. Nedenini anlatmaya çalışıyorum. Bence anlatmaya gerek bile yok. Bence hepiniz ikna oldunuz buna yani. Ama peki, işte biraz çabaladım yani. Benim aslında şöyle Master yani, ama Master çok da obvious bir answer olduğu için yani bence Master belki ayrı bile konuşabiliriz bu bölümün sonunda. Ben de Master yerine aslında Profesör Yan'a bana çok daha şey gelmişti. Derek Jacobi'nin oyunculuğunun da orada bir etkisi olabilir. Çünkü adamda böyle bir ağırlık var, bir böyle kafası bir şeylere gidiyor geliyor. Sonunda Master olduğu ortaya çıkana kadar o yani atıyorum. O bölümün sonunda o Master çıkmasaydı da kötü Ahmet Efendi çıksaydı ve bölümün sonunda ölseydi, anladın mı? Hani devamı gelmeseydi böyle Master çıkıp da. Canı şu yaratıcılığına hala en çok. İt Recep çıkıyor böyle. Neyse. Kötü Ahmet Efendi. Lakabı da kötü yani, anladın mı? Doktor'dan önce arka sokakları izlersin böyle olur. Hani en sonunda böyle genç ve böyle doktorun her şeyini challenge edebilecek güçlü bir dev planıyla Master çıkacağına yan bir karakter çıkıp o bölümün sonunda falan deyip ölseydi böyle yine de çok akılda kalıcı bir karakter olurdu. Evet, çünkü de. Yani onun o kafası bulanık hallerinin gidip gelmesi, durduğu yerde böyle bir sürü şeyleri keşfetmiş, doktorla muhabbetleri çok iyi. Yani aslında herif Master olduğunu hatırlayana kadar çok böyle doktorla muhabbeti falan da çok iyiydi. Aynı tatlı konuşuyorlardı falan. Üstüne bir de adamın daha sonra hafızasını kazanıp kötü adama dönüştü o Profesör Yanan yaşlı halleri yine böyle. Ya adam böyle iki mimini değiştirip mesela onu nasıl yaptı hala çok böyle izledim o bölümü biraz. Yani herhalde bu kadar kıdemli bir oyuncu olmanın getirdiği bir şey. Yani şöyle durmaktan i̇şte adam şöyle söyle. Durmaya bir geçiyor. Omzunu biraz dik tutup bakışını azıcık değiştiriyor. Bu kötü adam diyorsun yani. Azıcık şöyle durunca iyi adam. Yani şey, o çok etkileyici akılda kaldı. Şey de onunla ilgili ya bence. Mesela o karakterin bir dönüşüm geçireceğine, bir şeyler gizlediğine dair aslında ipucu veriyor bölüm. Hmm. Ama gene de çaktırmamayı başarıyor. Yani mesela hiç ipucu vermeyip sonradan bup diye dönse hemen dersin hani kafasına göre bambaşka bir şey dönüşür dersin ama yüklüyor fakat sen gene de ulan bunda bir pislik var. Ama çok çıkaramadım. Geliyorsun. Evet yani ne olacağını yani. O davullara mavullara rağmen yani çok bariz şeyler olmasına rağmen aslında. Tabii bir de doktorunun aslında bence şöyle bir yönetmeninin tercihi olarak bir klişe, hani kötü bence ama klişe olduğundan biraz yapıyorlar. Hani bir şey kötüyse ona böyle kamera anlamsız bir zoom yapar ya. Hani çok böyle bariz. İşte şu duruyor mesela. İşte Allah Allah başımıza bir şey gelmesin. Hani anladın mı? Böyle eşek gibi ha bir şey çıkacak. Yani Blink'te de mesela anladın mı? Evde geziyorlar arkada Angela böyle zoom yapıyor. Hadi. Yani bir şey çıkacağını hemen anlıyorsun. O sürprizi biraz ya eski televizyonculuk ya da böyle Twilight Zone 60'ların 70'lerin o klişe hallerini biraz öykündüklerinden yapıyorlar ama o bölüm mesela Profesör Yana'ya onu çok yapmadılar dediğim gibi. Hani bu böyle işte şey onlar göçüyor herkes bu arkadan böyle. Evet evet aynen. Böyle ucuzluklar yapmıyor ya. Tam tersi şeker bir amcaydı yani. Bir de şey gibi yani amcanın sağlığında bir problem varmış gibi yansıtılar. Yani biraz amca da yaşından mı acaba? Doğru. Aynen. O yüzden de Ütopya'ya gidilemeyecek gibi yani. O çünkü o biliyor ya her şeyi. Aynen. Ah diyecek eyvah neydi denecek gibi. Halbuki şekeri tutacak kaybı romatizması tutacak. Sonra herif, öyle bir yansıttılar yani. Doğru. Sonra bir Master çıkınca inanılmaz bir dönüşüm oluyor gerçekten. Bu arada ben şöyle bir ucuzluk yaptım izlerken ilk sinirde onu anlatmak şey, istiyorum. Yapma. İçim yapma. Peki söyle. O adamı gördüğüm anda itibaren böyle yaptım. Aa Hobbit. Yok lan değil. Yaptım ama bunu. Bunu yaptım. Siz de yaptınız mı? Herkesin dilinin ucunda mıydı? Ian Holmes güzel. Evet benzemiyor ki bu arada. He? Benzemiyor ki. Janet'in gözleri biraz şeydir yani. Bütün yaşlı kısa boylu İngiliz aktörleri bir zanneder. Yapacak bir şey. Bu şey Harry Potter'daki mi? Game of Thrones? Hobbit? Yok, hiçbirinde oynamamış olabilir ya mi ya? Ya bunu yaptım ama ya. Söyle. Böyle baktım ah Hobbit yok değil. Ama abi, yok değil derman akabinde söyledim. Bunu da biliyorum. Şöyle bir şey de var abi. Bütün yaşlı İngiliz aktörler artık bir fantastik eserde illa oynadılar ya. Evet yani, evet abi. Hani. Çok iyi oldu. Olsun olmuş. Son hayatlarının bağır şeyinde, ikinci bağrında 3-5 Mayıs. Tabii neyse. Aynen. Sörlük karı doyurmuyor. Aa Gandalf yok. Bir onu tanıyor böyle. Peki arkadaşlar 3. sezonda en beğendiğiniz replik ne oldu? Sevgili Cevdet Canver. O zaman. Evet. Tabii ki en beğendiğim replik. Evet. Söylüyorum. Buyurun. Hemşirenin en sonunda doktora peki sana bir şey soracağım. Eğer sen bu kasabaya gelmemiş olsaydın bu kadar kişi ölecek miydi aga deyip
doktorunun hiçbir şey söylemesine fırsat vermeden... Dur, doktoru da şöyle oluyor. Hadi şimdi. Yani bak, aynı David Tennant sana ya. Bir şey dev oyuncu. Dev oyuncu. Yani hadi şimdi siktir git deseydi bu kadar etkileyici olmazdı. Çünkü kadın... bir zahmet sen de yani. Bütün şey oynamış böyle. Hayır. Hadi şimdi fuck off yani böyle hani, misin? Hayır demiş kadar olur yani bir insan. Onu demek istiyorum. Demiş kadar oldu. Doktor da anladı onu zaten. Israrı kesti. Ama dedi abi şimdi gidebilirsiniz diyor yani. Diyor da siktir git demiyor yani. Artık demişsin yani. Yani. 1916-14 İngiliz Ladies'i versiyonu onun. Deseydi o kadar alınmayacaktı. Öyle bir tavırla söylüyor diyorum. Yani ve doktor götüm gidiyor. İşte en güzel repliği de o ilk ben söyledim. Oh. Zaten evet. O yüzden sana sorduk. Benim vallahi bu repliğin üstüne koyacak bir repliğim yok açıkçası 3. sezondan. Var mı senin aklına gelen? Yok ben de bunu diyecektim hakikaten. Niye yok? Farsete niye kaçtın orada bir? Kaçarım. Neyse sorarım. Şey yaparsa açıklarız. Peki. Bizim aklımızda kalan bu. Sizin aklınızda don't blink kaldıysa yani tek başına çok etkileyici bir replik değil. Yani niye onu seçmedik sorusunu ben şimdi cevabını söyleyeceğim. Şimdi birisi var tamam mı? Böyle aşağı yorum yazan don't blink yazacaktı tam sonra senin yorumunu görünce silmek zorunda kaldı. Niye ilk yapar çok bozdu yani onu yazdı. 3 tane şişman atırmışsınız konuşuyorsunuz bütün gün. Biz sana onda bir sene senesin diyor muyuz? Neyse. Ne diyorsun? Neyse. Don't Blink'i niye seçmediniz derseniz Don't Blink tek başına etkileyici bir replik değil çünkü yani bölümde anlam kazanıyor. O yüzden onu belirtmek istedim ayrıca. Arkadaşlar 3. sezonun en beğendiğiniz bölümü ya da ikiliyse bölümleri hangileri oldu? Önce ben mi yine? Tabii buyurun. Tamam. Yani tabii ki Human Nature ve Family of Blood'ı sevdim. Bu arada son 3 bölümü yani asıl son işte Ütopya ve Nerdyalot'tu. Onları da çok sevdim tabii ama o hikayeyle ilgili bir bölümdü. Bu yani Doktor'un evreniyle Universal'ın tam böyle hani dizi takip eden bölümüydü yine böyle çok güzeldi. Ama bu böyle tek başına o Satan Pit'teki gibi otur lezzetli bir şekilde baştan aç Doktor'u bilmeyen biri. Çünkü aradaki flashbacklerle de Doktor'un nasıl bir insan olduğunu da anlıyorsun orada hiç bilmeyen biri için. Nasıl bir Time Lord. Aynen. Buydu buna döndü de diyorsun. Yani birazcık hani science fiction seyreden biri olma şartıyla tabii ki. Ve başlı başına hani sen demiştin ya bir sinema gibi bölümdü diye. Hakikaten sinema gibi bölümdü. Bu yüzden bu. Ben Blink'i seçtim ya. Seyircinin adamı Ömercan ya. Ya ama şöyle açıkçası Family of Blood'lı ikili bölümün bazı özellikleri kesinlikle o iki bölümü çok güzel yapıyor. Son üçlü kısım da gayet güzel kendi çapında filan ama tek başına yapayalnız böyle incelemeye çalıştığın zaman bence öyle, bu bölümü ya yani Blink'in belli bir tadı var. Hakikaten işte ben o işin o tarafını çok incelemem izlerken ama sinematografik olarak da kesinlikle seyirciyi ele geçirdiği bir tarafı var. Doktorun kamerasının ya, açılarının kullanımı normalde doktorunun böyle biraz daha sketch gibi yani sabit noktadan hareket eden kamerasına kıyasla biraz daha böyle vinçle geniş açılardan alıp seni şehrin içine daha çok sokması falan Blink'in tadını da değiştiriyor yani. Evet. Arkadaşlar özür dilerim ben artık daha fazla çekim yapamayacağım. Çekim bırakıyorum. Şöyle mikrofonu çıkarıp koyarlar ya bir de bitirip ben. Kusura bakmayın ben Blink'in Abdurrahman Çelebi olduğu yerde eşeğe bilmem neydi lan o? otur. Adam şimdi 2 dakika Blink övecek. Tamam evet. Şey açısından Blink da güzel. Güzel bölüm tabii ki de. Gene Weeping Angel'ların işte onu yani Weeping Angel'ları sevme sebebimle aynı şeyi söyleyeceğim ama sunum şekli yani böyle bize bir uzaylı tanıtırken bir değişik yaratık tanıtırken onu tanıtma şekli olarak hiç böyle CGI bilmem neye ihtiyaç duymadan onu gösterebilmiş olmaları ve kendi çapında ürkünç bir atmosfer yaratacak kadar insanı içine çekebiliyor olması o bölümü es geçemememi sağlıyor. Biraz da itiraf ediyorum sen Family of Blood'ları mesela örnek vermeseydin yani Blink'i seçeceğini seçmiş olsaydın belki tekrar üstüne gitmezdim ama bence birimizin en azından en favori bölümü olması gerektiğini düşünüyorum Blink. Okay. Aa, kendi özgür tercihin değil yani. Hayır. Yani bayağı özgür... politik, teknik, başta dediğim gibi tribünlere oynuyor. Arkadaşlar muhteşem açıkladım kendime. Evet. Onlar anladı. Siz ne yaparsanız yapın hiçbir şey yapmıyorum. Şeyi ekleyeceğim ben Blink övme faslımıza. Blink'in şeyi de çok iyiydi yani. Doktorun o kesik kesik videolarının sonunda bölümün içine çok güzel oturması. Evet. Bence Blink'in yine çok iyi tatlarından bir tanesi. Ben bu arada aslında çok ilginç yani
Hani böyle sen dedin ya Blink tek başına alındığında ya da sen de işte Family of Blood, Human Nature tek başına alındığında sinema filmi gibi falan gibi. Ben tabii 3. sezonun en iyi bölümü gibi bir yani doktorunun en iyi bölümlerini seç falan deseler mesela ben Family of Blood, Human Nature hemen girerim. Ama 3. sezonun en iyi bölümleri dersen 3. sezonun finalleri yani Ütopya'dan başlayıp sona kadar giden üçlü abi o ne ya? Evet. O masterpiece yani. Ben güzel, açıkçası yani şöyle. Çok iyi bölüm vardı bu hani aslında. Doktorun şey. Bir şeyler... Pilot bölümü de bayağı iyiydi ben. İlk bölüm diyorsun. Evet ilk bölüm. Pilot demiş. Yani ben o şeye çok bayıldım abi. Hani böyle tamam doktor hani bir sezon boyunca bir şeylerin ipucunu veriyor. Mr. Saxon falan diyorsa en sonunda herhalde bir adam çıkacak. Hello I am Mr. Saxon. Evet tıkılıyor. Galiba bir şeyler olacak. Doktor çözecek konuyu falan. Yani biraz ilk iki sezon öyle geçince hani sonu böyle şey olur falan diyordum. Abi o ne son. Yani son yani son 3 bölümü böyle elimize alsak kaç tane plot twist var? Kaç tane yeni karakter çıkıyor? İşler ne kadar hızlı büyüyor bir anda? Böyle Jack şey gibi. Jack Harkness'ımız var. Bence büyük bir tabii abi yani Jack Harkness falan geliyor. Bir de şey çok ilginç yani. Ne bileyim doktor yaşlanıyor, master gençleşiyor ama kaç zamandır da master şeymiş yani nereye alsan elinde yani şöyleydi. Bence o 3 bölüm mini seriz gibi ayır. Hı-hı. Ayrı bir sezonmuş gibi o 3 bölümü işleyebilirsin. Çünkü çok fazla şey olup bitiyor. Martha'nın ailesi bir tarafta, Harkness'ın güçleri bir tarafta, doktor hapis düşüyor, Martha dünyayı geziyor, Toklifane'ler ayrı bir gizem, işte Sky Angel Network kurmuşlar, oradan milletin kafasında davullar giriyor. Yani şey çok ilginç. O kadar dolu doluydu ki, yani o kadar fazla bir de araba aynı şeritte gidiyordu ki böyle anladın mı? Kimse kimsenin ayağına basmadan. Mesela yok, Human Nature, Human Nature ve Family of Blood'da şey mesela çok konu işleniyordu ama biraz böyle üst üste oturuyorlardı falan demiştik ya. Burada bir de her hikaye ayrı ayrı gidiyor sonunda da bağlanıyor. Bence aşırı iyiydi. Yani şöyle o yüzden hani 3. sezonun şampiyonu bence kesinlikle bitişi. Çünkü yani o geri kalan her şey orayı beslemeye hizmet ediyor. Bu da çok güzel kapağı üstüne koyup bitiriyor gibi düşündüm ben açıkçası. Peki. Arkadaşlar güzel teşekkür ediyorum güzel analizleriniz ve yorumlarınız için. Çok sağ olun. Sevgili çok seyirci boncuklarımız yani, siz de muhtemelen yorumlara yazmışsınızdır, yardırmışsınızdır her türlü. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Bundan sonra Voyage of the Damned yapacağız. Bir Titanic'teyiz. Hem de Kylie Minogue var. Kylie Minogue bizim için çok anlamlı bir karakter ama yaşınız biraz gençsiniz o kadar tanımayabilirsiniz aslında. Şimdi bizim gençliğimizin kadınları bunlar yani. Ondan sonra da yepyeni bir companion'la Doctor Who macerası devam ediyor. Kendinize iyi bakıyorsunuz, hoşça kalıyorsunuz, kanala abone oluyorsunuz, eşinize, dostunuza da diyorsunuz ki ya Doctor Who mu izliyorsunuz? Peki Doctor Who'dan sonra her seferinde Geek Yapar'ın 20 dakikanın üzerine konuştuğu bölümleri de izliyor musun? Haydi gel, sen de Geek Yapar izle. Hoşça kalın. Gün güneşli. Bayramlar neşeli. Bayramlar neşeli.